Merhaba Fatih Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet hocam, arkadaşlar da hazır. Ben girişle başlıyorum inşallah. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam, sağ ol. Evet sayın kurucu temsilcim, sayın kurum danışmanımız, saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, hizmet içi eğitim seminerlerimize bu akşam da devam ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz Fatih Kaleci Hocam. Kendisi hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra ben sözü kendisine bırakacağım. Doktor Fatih Kaleci, 2009 yılında 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği ana bilim dalında, 2010 yılında ise 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2012 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitim Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini, 2018 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009-2012 yıllar arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2012-2014 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Fatih Projesi kapsamında Konya İli Koordinatörlüğü'nde bilişim teknolojileri uzmanı olarak görev almıştır. Aralık 2014'ten itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bunun yanında Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir. Evet değerli arkadaşlar, bugün akşamki konuğumuz Fatih Kaleci Hocam demiştim. Şimdi eğitim esnasında sese mahal vermemek için mikrofonları kapatmayı tekrar hatırlatmak istiyorum. Sorularımız yine ikinci bölümde sunum sonrasında devam edecek. Muharrem Hocam başlamadan önce buyurun sizden de bir söz almış olalım. Şimdi açık hocam buyurun. Fatih Hocama da hoş geldin diyorum. Hoş Arkadaşlarımın bulduk. cümlesini selamlıyorum. Allah razı olsun. Yine bir heyecanla eğitimin başındasınız. Allah kolaylık versin. Benim Sağ olun. muhtemelen biraz erken ayrılmam icap edecek bir program daha var. Orada da bulunmam gerekecek inşallah. Ben hayırlı toplantılar diliyorum inşallah. Teşekkür Teşekkür ederiz hocam. ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkürler hocam. Evet değerli arkadaşlar, başta da ifade ettiğim gibi önce sunumumuz, ikinci bölümümüz sorularla devam edecek. Aynı link üzerinden ikinci oturumumuza bağlanmış olacağız. Fatih Hocam tekrar hoş geldiniz. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ediyorum Nurettin Hocam. Öncelikle herkesi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu programa öncelikle bizleri davet eden Gençlik Okulları Müdürümüz Nurettin Hocama çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bu eğitimde bizim buluşmamıza ön ayak olan Doçent Doktor Yusuf Sayın Hocama da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Şimdi kıymetli hocalarım, hedef kitlemiz bu arada tamamen öğretmen değil mi Nurettin Hocam? Evet Öğretmen Fatih. hocalarımız. Şimdi kıymetli hocalarım malum dijital çağ, dijital dönüşüm. Bununla birlikte uzaktan işte Covid süreciyle birlikte maalesef malum bu pandemi süreci de hala devam ediyor. Geçtiğimiz yıl işte Mart ayından itibaren bizi farklı bir paradigma dönüşümüne itti. Eğitimde de özellikle dijitalleşme zaten kendi içerisinde geliyordu. Ancak bu dijitalleşme sürecini pandemi süreci bir çarpan etkisi yaratarak inanılmaz bir şekilde hızlandırdı. Yüz yüze eğitimin bu anlamda yerini uzaktan eğitime bırakmasıyla birlikte hayatımızda artık uzaktan eğitim kavramı yerini merkeze almış oldu. Tabii bununla birlikte bu hızlı dönüşüm, bu paradigma dönüşümü beraberinde çeşitli sorunları da bünyesinde kattı ve getirdi. Özellikle bu uzaktan eğitimde dijitalleşme anlamında teknik boyutlar, altyapı anlamında çeşitli sıkıntılar oldu. Ama bunun yanında içerik anlamında sıkıntılar bu anlamda baş gösterdi. Gerek kullanıcıların yani öğrenci boyutunda yeri geldi gerekse eğiticiler boyutunda dijital vatandaşlık veya dijital okuryazarlık dediğimiz kısımlarda da sıkıntılar yaşandı. Tabii bunlarla birlikte
sürecin nitelikli bir şekilde yürütülmesi anlamında dijitalleşmede etik ve çeşitli telif hakları da beraberinde bazı sorunları doğurdu. Bugünkü konumuz dijital etik ve telif hakları. Özellikle verdiğimiz şu anda altyapısal olarak hangi sistemi yürütürsek yürütelim. Bu sistem sürecinde hocalar olarak bizlerin öğrencilere bilgi aktarım mekanizmasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Her içeriği paylaşmamız gerekiyor mu? İşte öğrencilerin kullanıcı boyutunda nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bununla birlikte kurumsal anlamda ilgili kurumun bu içerik zenginliği ve sirkülasyonu ve entegrasyonu sürecinde nelere dikkat etmesi gerektiği önem arz ediyor. Ben ekran paylaşarak bir sunum da hazırladım. Daha çok böyle uygulama ve müsaade olursa görsel boyuttan göstermek isterim. Şu anda sunumum gözüküyordur umarım. Evet Fatih. Bugünkü ana başlığımız dijital eğitimde etik. Etik zaten yani normatif bir kavram. Aslında tanımlanması da bu anlamda güç. Yani ahlaki normlardan oluşuyor. Dijital etik bu anlamda ne? Burada tabii çok kavramsal bir boyuta girmeyeceğim. Daha çok bizi kullanıcı anlamda neler ilgilendiriyor? Bununla birlikte eğitimde bu dijital etikte nelere dikkat edeceğiz ve en önemlisi telif hakları anlamında şu süreçte ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İçerik paylaşımı anlamında bizi bekleyen sorunlar neler? Bu sorunların üstesinden nasıl geliriz? Telif hakları anlamında da belki birçoklarınız bu anlamda yeni duymuş olacak. Creative Commons dediğimiz uluslararası bir lisanslamadan ve teknik anlamda bizi telif hakları anlamında kurtaracak bir organizasyon yapıdan bahsedeceğim. Tabii dijital etik bu anlamda internet üzerinde şu anda yapmış olduğumuz her türlü paylaşımda ister bu ders amaçlı olsun ister sosyal medyada olsun kullanmış olduğumuz dijital altyapılarda bu kullanım durumlarında doğru yanlış ahlaki davranışları belirleyen bir çatı kavram. Tabii artan bu dijitalleşmeyle birlikte canlı yayınlarda, çevrimiçi ortamlarda, sanal ortamlarda çeşitli tabii ki hem ahlaki anlamda, etik anlamında kurallara dikkat etmenin yanında hem de telif hakkı dediğimiz yasal kanuni haklara da bu anlamda riayet edip saygı duyup aynı zamanda bu yasal hakları da nitelikli bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii özellikle dijital çağda şöyle bir sıkıntı meydana geliyor malumunuz. Yüz yüze de kişiler karşısındaki insana bu anlamda davranırken belki davranamayacağı, söz sarf edemeyeceği ya da o anlamda içerik anlamında paylaşamayacağı birçok şeyi sanal ortamda tırnak içinde kendini özgürmüşcesine kabul ederek bir anda böyle sanal kahramanlığa soyunup gerek işte yaptığı yorumlarla gerek paylaşımlarla insanları rencide edip hakaretler edip bu anlamda saygı eleştiri sınırlarını da bir taraftan aşmış hatta hukuki olayı çiğnemiş durumlara da gelebiliyor. Dolayısıyla bu anlamda gerek kullanıcı olan öğrenciler boyutunda, özellikle öğrenciler boyutunda bu sorunlar belki yaşanabiliyor. Yani işte öğrenci bu anlamda chat kısmı açık olduğunda uygunsuz bir şey yazabilir ya da hakaret edebilir. İşte eleştirinin dozunu artırabilir. Öğretmen boyutunda ise yani eğitici boyutunda ise işte bu çevrim ortamlarda buna yönelik nasıl davranmamız gerektiğini, tabii bu anlamda karşımızdaki kitlenin yüz yüze eğitimde ne gibi sorumlulukları varsa uzaktan eğitim boyutunda da aynı sorumlulukları ve ödevleri taşıması gerektiğini aslında bizim kurumsal anlamda karşımızdaki kitleye baştan açıklamamızda fayda var.
öğrenci bu anlamda hani masumiyet karinesine sığınıp bilmiyorum, farkında değildim ya da olayın bu boyutlara geleceğini tahmin etmedim gibi bir kılıfa kendini sığınabilir, yürüyebilir. Bu anlamda karşımızdaki kitlenin dijital anlamda, dijital etik anlamda ne gibi sorumlulukları olduğunu bizim belirtmemizde fayda var. Tabii bu dijital etik eylemler kastımız neler? Yani özellikle burada ana ahlaki sorunlardan biri işte eşitlik. Eşitlik anlamında karşımızda kitleye bu çokça rastlanıyor. İşte bir söz hakkı verilecekse eğer karşı tarafın kullanıcının kameraları açık ve belli bir söz hakkı verilecekse işte orada adaletin sağlanması, eşit söz hakkının verilmesi. Bu çeşitli eğitimlerde de yaşıyoruz. İşte moderatörlük yapıyoruz. Davetli konuşmacılara eşit oranda bu anlamda söz vermek. Bu dijital etik anlamında en önemli unsurlardan bir tanesi. Bununla birlikte karşılıklı saygı, yani gerek eğiticinin gerek kullanıcının bu anlamda karşılıklı saygıyı elden bırakmaması lazım. Kullanıcı anlamında işte sanal kahramanlığa soyunup az önce bahsettiğim gibi çeşitli ahlaki sınırları da aşan eleştiri, tartışma, bununla birlikte buna refleks ve tepkisel olarak eğiticinin canlı yayında ya da kayıt esnasında aynı düzeyde tepki vermesi, bu anlamda işte o karşılıklı saygı balansın yitirilmesi ve bu anlamda dijital etik anlamındaki sıkıntıların baş göstermesi. Bununla birlikte dijital etikte bir diğer kavram güvenlik kavramı. İşte mesela şu anda sizlerle bir ortamda biz sunum yapıyoruz. Buradaki içeriklerin paylaşımı. Yine telif hakkına da birazdan bu anlamda entegre etmiş olacağız. Derslerin bu anlamda paylaşımı, içeriklerin, görsellerin paylaşımı. Bununla birlikte öğrencinin burada işte ekran görüntüsü alması, kayıt altına alması, buradaki materyali indirip çeşitli sosyal medya ya da blogda, wikilerde, bu altyapılarda yayınlaması izinsiz bir şekilde dijital etik eylemler anlamında etiğe aykırı eylemler içerisine girmiş oluyor ki aslında en çok sıkıntı yaşanan yerlerden bir tanesi de burası. Yani kullanıcı boyutunda öğrenci, bunu yüz yüze eğitimlerde de yaşıyorduk, çeşitli vesilelerle haberlere de düşüyordu. İşte sınıf ortamından bir öğrencinin video kamera kaydını alması veya öğretmenin, eğiticinin sınıf içerisinden yine öğrenciye yapmış olduğu bir muameleyi kayıt altına alıp paylaşması, nasıl yüz yüze de sıkıntıysa aynı şekilde dijital ortamda da karşılıklı saygıyı gerektiriyor. Kullanıcının da izin olmadan bu içeriği bir yerde paylaşmaması, aynı şekilde eğiticinin de kullanıcının izni olmadan, yani ben mesela şu anda az önceki konuşmayı daha başlangıcında yaptığımız içerikte herkesin sonuçta kameralar açık bir ekran görüntüsü alsam, bunu bir sosyal medya hesabında paylaşmaya kalksam teknik anlamda ciddi sıkıntılar doğurabilecek bir davranış. Çünkü karşımızdaki hitap ettiğimiz herkesten bu anlamda izin almam gerekir. Bu etkileşim olmadığı sürece bu bir sıkıntı. Kurumsal anlamda değinecek olursak, bizler üniversitede biz de uzaktan eğitim altyapısını kullanıyoruz. Mesela orada üniversite hiçbir hocamızın izni olmadan o içeriği bir başka bir serverda ya da başka bir platformda paylaşamıyor. Yani kurumsal anlamda üniversite veya X kurumu şunu diyemiyor: ben hocamın, benim altyapımı kullanıyor, onun işte dersini, videosunu alıp satabilirim veya onun o içeriğini açık erişime koyabilirim ya da onu işte YouTube'a koyabilirim ya da farklı bir kanala koyabilirim teknik anlamda diyemez. Bu anlamda kurumsalda da bir sorumluluk iş düşüyor. Dijital etik eylemindeki en önemli hususlardan bir tanesi bu anlamda güvenilirlik ve güvenlik. Tabii bu süreçte yaşanan ana zorluklar neler? İletişim anlamında ve bununla beraberinde dijital etik anlamında işin sürdürülebilirlik boyutu. Sürdürülebilirlik boyutunda işte milli eğitim bu anlamda çeşitli handikaplar da yaşayabiliyor.
Yani biz de için içindeyiz. Biz de Milli Eğitim'de yaklaşık 6-7 yıl çalıştık. Özellikle bu pandemi sürecinde işte bir kısım uzaktan dedi, yani hibrit model, uzaktan eğitimin bu dijitalleşmenin sürdürülebilirlik anlamında sıkıntıları maalesef yaşanabiliyor. Eşitsizlik anlamında yaşanan sorunlar, ki bu etik ihlallere de bir anlamda olanak sağlayacak. İşte altyapı, dil, bütçe, bu anlamda bunların eksik ve yetersiz oluşu. İşte çeşitli altyapı platformları kullanılıyor. Hatta en son Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bu anlamda yerli ve milli bir altyapının kullanılması yönünde bir yazılı talep de geldi. Bir uyarıcı mahiyette. Sebep bu tür ortamların tamamen dış kaynaklı olması. Yapılan bu eğitimlerin işte kişi bilgilerinin sonuçta yurt dışındaki serverlarda saklanması. Dolayısıyla bir nevi bir big data, dijitalleşme bir anlamda büyük veriyi de beraberinde getiriyor ve dolayısıyla dışarıda bu işin kaynağı olan ülke teknik anlamda servis sağlayıcısı olarak o ülkenin tüm kullanıcıların hareketlerini de arka planda izlemiş ve gözlemlemiş ve ona yönelik Ar-Ge hizmetlerini yapmış oluyor. Dijital etik anlamında ve iletişim anlamında yetersiz ve bu anlamda azalan bütçe bir sorun. Bu anlamda bütçe kısıtı kişilerin etik ihlal yapmalarına da olanak sağlıyor. İşte yeterli anlamda ilgili çalışmaya, materyene ulaşamadığı takdirde çeşitli arama motorlarından, ki birazdan göstereceğim, telif haklarına riayet etmeden olduğu gibi olanı iletme mantığına götürüyor ve burada da bu bütçe kısıtı telif hakları anlamında ciddi sebeplere, sorunlara yer açıyor ve bununla beraber işte lisanslama ve telif hakkı kısıtı ve bu anlamda kurumların ilgili ticari ürün ve hizmete bağımlı hale gelmesi etik süreçte, dijital etik süreçte ana sıkıntılardan bir tanesi. Peki bu anlamda ne yapmalıyız? Günümüzde bilgi paylaştıkça çoğalır mottosuyla hareket ettiğimiz zaman dünyada şu anda ciddi bir açık bilim hareketliliği var. Aramızda birçok üniversite, birçok hocamız belki çeşitli vesilelerle lisansüstü eğitimlerini de yapıyorlar. İçimizdeki hocalarımızdan kimisi işte yüksek lisans, kimisi doktora. Bu süreçte de, yani akademik araştırma sürecinde de veya kendi branşlarına ait güncel literatürü, ulusal ve uluslararası trendi takip etme anlamında çeşitli yayınlara, çeşitli bu anlamda materyallere ulaşmaya çalışıyorlar. Tabii bu anlamda devlet EBA gibi bir platformu hocalarımızın hizmetine sunsa da EBA'nın da sonuçta belli bir kısıtı var. Orası da her ne kadar her geçen gün kendini geliştirme yönünde bir pozitif bir ivme kazansa da yeterli değil. Dolayısıyla birçok hocamız EBA dışında bir materyale ulaşmak anlamında sıkıntılar çekebiliyor. Bu anlamda işte açık bilim dediğimiz kavramlar bizim hayatımıza giriyor ve önem arz ediyor. Peki nedir bu açık bilim? Bilimsel üretim anlamında tüm paydaşların işbirliği bir şekilde yapacağı ve katkıda bulunabileceği bir ortam aslında. Yani bilimin açık bir şekilde, serbest bir şekilde yürütülmesi. Tabii bunu bir açık bilim aslında bir şemsiye kavram. Bu dünyada birçok yayın da malum paralı. Altyapısal anlamda da birçok şeye ulaşmaya çalıştığınız zaman hemen işte bunun tamamına erişmek için sepete ekleyin, satın al gibi karşımıza ifadeler çıkmakta. Ama bu olgu yerini yavaş yavaş işte bilgi paylaştıkça çoğalır, paylaşalım. Dolayısıyla bilimin de bir açık şemsiye altında toplanması. Tabii bu anlamda açık kaynaklar, açık erişim, açık metodoloji, açık hakemlik, açık erişim gibi birçok alt boyutu var. Burada önemli bir husus bu alt dallardan bir tanesi ki açık erişim. Open access dediğimiz mevzu. Hocalarımızın kendi alanlarıyla alakalı gerek ulusal veya uluslararası literatürde yapmış, internet üzerinden yapmış oldukları araştırmalar, finansal, yasal ve teknik bariyer olmaksızın, ki bu önemli, yani herhangi bir finansal kısıt yok
bir ticari durum yok, yasal bir kaygı yok, teknik bir bariyer yok. Yani bir yere işte üye olmanız gerekmeyecek, işte filanca yeri beğenmenize gerekmeyecek, filanca yeri retweet etmeden, neyse, bunları, bu bariyerler olmaksızın direkt erişebilir, okunabilir, kaydedebilir bir ve kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir tam metne bu anlamda erişmek önemli. Burada ise sunumumuzun da ana mevzusu olan açık lisanslar. Yani içimizde birçok hoca materyal paylaşıyor. Bu materyalleri biz de reklam olmasın, Google üzerinden, yani Google arama motoru üzerinden paratik genelde paylaşımlar yapıyoruz. Burada o içerikler bir, bilimsel açıdan ne kadar doğru onu... Fahit Hocam, pardon. Arkadaşlar, mikrofonları bir kontrol edelim. Hocam, buyurun. Bu anlamda işte içerik anlamında bir, neler paylaşılabilir? Telif hakkı anlamında ne zaman sıkıntıya girmem? Bu içeriği paylaştığım zaman bir, bunun bilimsel anlamdan doğruluğu nedir? Bunu kanıtlayabiliyor muyum? İki, bu paylaştığım içeriğin ileride bana yasal bir karşılığı nasıl olacak mı? Hocam, mikrofon hala bu anlamda açık galiba. Dur kızım, dur. Fatih Hocam, siz müdahale edebilirsiniz açık mikrofona. Bir saniye hocam. Şöyle bakalım. Şu anda yok. Tamam. Ben tekrardan kaldığım yerden devam edeyim. Bu açık lisanslar dediğimiz şey, malumunuz hani all right reserved dediğimiz, işte her türlü hakkı saklıdır. Her hakkı saklıdır ifadesinden bazı haklar saklıdır durumuna bir geçiştir aslında. Ki biz bu geçiş, yani some right reserved dediğimiz bir yapı. Buna biz CC, yani Creative Commons diyoruz. Uluslararası bir lisanslama. Tabii teknik tabir olacak ama ileride birazdan uygulama yapacağız. Çok sizleri sıkmadan ilgili içeriklere hangilerine ulaşabilirim? Mesela aranızda kitap yazan hocalar olabilir. Test materyali yazan hocalarımız olabilir. Burada işte sorularda kullanacağınız görseller, videolar, hangi mesela, her videoyu paylaşabilir misiniz? Bence hayır. İçerik anlamını geçiyorum yani. İçerik anlamında tabii ki her videoyu paylaşamayız ama teknik anlamda, yasal anlamda bazı videoları paylaşmanız sizi hukuki sorunlar çıkartabilir. İşte bunları düzenleyen bir lisanslama. Uluslararası bir organizasyon. Eserin ilk sahibinden katkı veren herkese atıf verme şartıyla sizin ilgili lisansları paylaşmanızı sağlıyor. Üç katman var. İşte üstte hukuki katman, insanlar tarafından bir okunabilir bir altyapısı var. creativecommons.com. Bir de machine readable dediğimiz sizin o ilgili lisansları okuyabilecek arka planda bir yapay zeka. İşin özü ekrandaki slide'da. Toplamda 6 tane bir lisanslama var. İlgili lisansın neye karşılık geldiğini bilirseniz telif hakkı anlamında da bu anlamda sıkıntı yaşamazsınız. İlki CC BY dediğimiz, yani atıf. Hepsinde bakın atıf var. Birazdan hatta yeri gelmişken burada neden bu önemli? Burada isterseniz bir ara vereyim. Asıl atıf anlamında neden önemli olduğunu bir kanun maddesiyle sizlere göstermiş olayım. Şimdi kıymetli hocalarım, hepimiz telif hakkı anlamında tüm, yani anayasal bir devlet içindeyse, hukuk devleti ise, fikri ve sanat eserleri kanununa tabiyiz. Kanun maddesi bizi bağlar. Ve bir madde göstereceğim size. Madde 33 ve 34'tür. Yani hukuki bir karşılığını görün diye açıp burada yayınlıyorum. Şimdi sizin eğitim anlamında, yani hepimizin eğitici olarak bir materyali yayınlarken aslında o materyale ait belli şartları bizim sağlayarak yayınlamamız lazım.
bunu yayınlamadığımız takdirde, bu şartları sağlamadığımız takdirde telif hakkında fikir ve eser mülkiyetini zarar vererek, hatta ihlal yaparak, etik ihlal diyoruz buna, ileride hukuki boyutları taşıyan bir olay. Madde direkt şu, 33. madde, ki yayınlanmış bir eserin tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla, şimdi burada birazdan tartışacağız, doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin eseri ve adının mutat şekilde açıklanma şartıyla serbesttir. Bize serbestliği sağlıyor. Neyi sağlıyor? İnternette ya da herhangi bir yayınlanmış eseri, yayınlanmamış eser tanımı da var. Yayınlanmış eserin, yani kamuya açılmış bir eserin eğitim materyali olarak biz ne zaman kullanabiliriz? Yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla. Kanun 51'de olduğu için şu anda uzaktan eğitim o dönemde öngörülmediğinden dolayı, dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde yapacağımız her paylaşım teknik anlamda sıkıntılı. Yüz yüze de bunu kullanabilirsin diyor ama uzaktan eğitim yok kanunda. Bizim dolayısıyla kanunen suç işlememek adına bir öğretim maksadıyla zaten yapıyoruz ama burada eser sahibinin ve eser adının mutat şekilde açıklanmasıyla. Yeri geliyor biz de yaşıyoruz. Benim de elinizden öper bir kızım var. İlgili kızımın işte okulundan hoca geçen izliyordum. X yayınlarının mesela ürününü anlatıyor ama yayın hakkında bilgi vermiyor. Aslında hocanın o dersi anlatırken eser sahibinin ve adının ismini zikretmesi bu anlamda şart. Yani şunu demesi lazım. Kıymetli arkadaşlar, bu paylaştığım eser filancanın kitabı ya da filanca yayın evinin filanca soru bankası. Dolayısıyla eserin sahibine ve bu anlamda ilgili eserin adına kaynak refere etmesi lazım. Kaynak göstermediği takdirde sanki o kaynağı, o materyali kendisi hazırladı ve öğrencilere sunuyor imajı olacak. Bu da teknik açıdan ve hukuki açıdan sıkıntılı. Bizi bağlayan en önemli madde bu. Ve Türkiye'deki yapılan, açılan davaların da tamamı, bu eğitim maksadıyla açılanların tamamı FİSEK kanununda bu madde üzerinden açılıyor. Dolayısıyla eser adının belirtilme şartı önemli. Bu anlamda tekrardan sunuma dönecek olursam, eser adını nasıl belirteceğim? İşte biz buna atıf veya alıntı diyoruz. İşte alıntı anlamında bir materyali direkt olduğu gibi aktaracaksam, buna ben alıntı ya da ilgili kaynağı kendi silsilesinden geçirip doğrudan veya dolaylı bir şekilde atıf göstererek refere etmem lazım. Yani kaynak göstermem lazım. Bakın, lisansların tamamı bu anlamda atıf içeriyor. Peki neyi içermiyor? Sırasıyla diyor ki aynı lisansla paylaşabilirsin. Bu lisanslar birazdan yapacağımız görsellerde, videolarda karşımıza çıkacak. Dolayısıyla hangi görseli, internetteki mesela her görseli kullanabilecek miyiz? Hayır. İşte bu lisanslara sahip olan görselleri kullanabileceğiz. Mesela gayri ticari, dördüncü en çok kullanılardan bir tanesi. Yani şunu demeye getiriyor. Sen bu ilgili görseli, videoyu, içeriği ticari olarak kullanamazsın. Yani alıp da bir satacağınız bir kitapta, materyalde kullanamazsın ama eğitim içerikli kullanabilirsin. Veya atıf yapacaksın, gayri ticari kullanmayacaksın. Aynı lisansla da bu anlamda paylaşabilirsin. Yani kurumsal olarak da kendi web sayfanızda da bu ilgili içeriği paylaşabilirsin diyor. Ama ticari güdün olmayacak. Paylaşırken türetilmezden kastımız şu, içerik değiştirebilirsiniz. Ama türetilmez dediği zaman en sıkı olan sonuncu lisanstır. Atıf yapacaksınız. Gayri ticari, yani ticari bir şekilde bunu yapmayacaksınız. Bir taraftan da olduğu gibi koruyarak paylaşacaksınız. Yani üstünde bir herhangi bir oynama görselde veya içerikte oynama yapmadan paylaşmanız lazım. Bu türetilmez dediği kısım bu. Bu buyurun hocam. Hocam son 2 dakikaya girdik ilk oturum için. Bağlantı kesilirse aynı bağlantı üzerinden tekrar bağlanacağız. Yalnız bağlantımız bir 5-6 dakika alabilir. Sıkıntı yok. Bağlantıdan tekrar bağlanmış olacağız. Tamam hocam. Buyurun hocam. Telifsiz tabi eserler de var bu anlamda. No right reserved dediğimiz, yani hiçbir hakkı saklı değil. Bu direkt zaten 0 gözüküyor. Ya da kamu malları var. Çeşitli mesela
kamuya ait belgeler, işte arşiv belgeleri gibi. Bakın burada genel bir çatıyı gösterecek olursak, kullanıcı anlamda bir yasal kod, makine anlamında yapay zeka bu kodları tarıyor ve bir lisans sözleşmesi, bir hukuki boyutu var. Bunlar belki şöyle düşünebiliriz ya, bizim paylaşımlarımıza ne içerik anlamında ne katkı sağlayacak? İşte dijitalleşme birlikte beraberinde bu tarz şartları da zorunlu kılıyor. Her içeriği olduğu gibi paylaşmamamızı, ilgili lisanslamalara dikkat ederek bu ana koşulları sağlayarak paylaşmamızı zorunlu kılıyor. Ben ikinci oturumda o zaman şöyle yapayım. İlgili lisanslı ürünlere telif hakkına girmeden nasıl paylaşacağımızı birazdan bahsedeyim. Süremizin kaldığı bu kısa zamanda, ilk oturumda. Burada sizin kendi materyalleriniz de olabilir. Yani illa sadece başkasının bir materyalini kullanma değil, siz kendinize ait bir materyali mesela kendi sayfanızda, sosyal medya hesabınızda veya blogunuzda, varsa web sayfanızda yayınladınız. Evet Fatih Hocam, tekrar hoş geldiniz ikinci oturum için. Buyurun, söz tekrar sizde. Şimdi kıymetli hocalarım, bu anlattığımız kısım yani şu anda biraz teorik kalabilir. Müsaadenizle ben uygulamalı olarak birkaç şey göstermek isterim. Şimdi mesela bir Google arama motorunda bir görsel paylaşacaksınız veya indireceksiniz. Ben Konya yazdım. Yani Konya ile alakalı bir çalışmayı öğrencilerle paylaşacaksınız. Burada görsellerden normalde ne yapıyoruz? İşte bu görsellerden çözünürlüğü yüksek ya da güncel olarak en son hangisi varsa ya da işte büyüklük olarak megabayt olarak işte bu ayarlara bakıyoruz ama bunlardan hangisini kullandığım zaman telif hakkı anlamında herhangi bir suç işlemiyorum ya da ileride bu görseli paylaştığımda karşıma hukuki bir sorun çıkmayacak, bunu bilmem lazım. O yüzden bakın, araçlar kısmında biz genelde boyut, renk, tür, bunlara bakıyoruz ama kullanım hakkı, İşte Creative Commons lisans dediğim lisans. Burada tümü dediği görseli sizin var. Ama bunların büyük bir kısmı ticari ve diğer lisanslardır. Hocam ses hala devam ediyor ama mikrofon... bu anlamda benim kısıt yapmam lazım. Bakın Creative Commons lisansları dediğim zaman işte şu anda bu ilgili görsellerden birini ben çok rahatlıkla yapacağınız çalışmalarda, paylaşacağınız paylaşımlarda kullanın. Bakın hepsinde lisanslanabilir diyor. Ve bu görselleri ben ne yapabilirim? Kullanabilirim. Diğerlerini kullanır mıyım? Teknik açıdan ve hukuki açıdan kullanamam. Çünkü onlar ticari
kaygısı var. Ben o lisansı bir yerde kullanmaya kalktığım zaman biz mesela aynı zamanda yayın evini de yürütüyoruz. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Bir görsel paylaştığı zaman yazara soruyoruz. Sen bu görsel sana mı ait? Bu görsele ait kaynakça verseniz dahi açıkça söylüyorum. Ticari bir bu anlamda lisanslaması varsa sıkıntıdır. Bu görselleri ben kullanabilirim. Bakın burada ilgili görsellerin hangi kanallardan geldiğini de gösteriyor. Birincisi Google anlamında bu. Diğeri mesela YouTube. Onu göstereyim. Mesela YouTube'da da ben Konya diye arattım. Birçok görseli bu anlamda paylaşan hocalarımız var. Her bu anlamda görsel paylaşılacak mı? Mesela ben X birinci videoyu paylaştım diyelim. Belki o birinci video bir firmaya ait. Bu anlamda herhangi bir izin almadan paylaştığım için sıkıntı yaşayabilirim. Burada yapmam ne gereken? Filtrelemek. Filtrelemekte bakın yükleme tarihi, tür, süre diyor. Ama özellik anlamında biz çok göz ardı ettiğimiz işte Creative Commons. Tıkladığım zaman bakın kamuya açık tüm videoları, bunları ben teknik anlamda ne yapabilirim? Açık lisansı olduğu için bu videolar çok rahatlıkla bu lisanslı videoları kullanabilirim. Peki bunları arayacağım bir platform var mı? Yani işte videoyu YouTube'dan, içerik materyalini Google'dan falan bunları tek tek ben nerede arayacağım? Bunun aslında bu lisanslamayı yapan firma bunu da düşünmüş. CC Search yani Creative Commons Search diye yazdığınız zaman size bir arama motoru çıkartıyor. Burada bakın lisanslar mevcut. Ben yine burada Konya yazdım. Bakın bu Konya'da hangi görselleri kullanabileceğimiz, sadece görsel mi, audio ya da video da var. Bu içerikleri hangi lisanslamalarla paylaşacağınız. Mesela birinci lisans diyor ki atıf yapabilirsin. Ticari bir şekilde kullanamazsın bunu. Burada bakın sınıflandırmalar var. Eğer ben ticari olarak kullanacaksam şu ticari işareti olmayanları kullanmamam lazım. Mesela geneli açık varsa bakayım ticari olarak satacağım mesela bir fotoğraf görsel varsa bunları ne yapabilirim? Teknik açıdan şu mesela Mevlana ile alakalı fotoğrafı bu genel kamuya açıkmış. Ben bunu mesela bir sergi kataloğumda ya da satacağım bir kitabın içerisinde çok rahat kullanabilirim. İleride bana hukuki bir sıkıntı bu fotoğraf çıkartmayacak. Niye? Lisanslaması çünkü kamuya açık. Atıfını yapmam yeterli. Ama ticari olarak kullanacaksam, kullanmayacaksam ilgili lisanslamalardan mesela şu görsellerden birini yine ticari boyut katmadan yine materyal paylaşımı olarak bu anlamda paylaşabilirim. Telif hakkı bu yüzden önemli kıymetli hocalarım. Yani her içeriği olduğu gibi paylaşmamak, bir filtrasyondan geçirmek. Bunu yapmadığımız takdirde hem şahsi bireysel anlamda sizlere zararı olur hem de kurumsal anlamda bu anlamda zararlı olur. Sizler de kendinize ait içerikleri, materyalleri de sunumda var. Bu sunumu da paylaşabilirim. Nasıl lisanslayabileceğiniz, işte bu lisanslardan birini deklare etmeniz yeterli. Herhangi bir yere başvurmanıza gerek yok kıymetli hocalarım. Yani siz de kendi sayfanızda bir testi, bir bilimsel çıktıyı ya da yazmış olduğunuz bir notu işte sayfanızda paylaştınız. Bunları lisanslayabilirsiniz. Lisanslamanızda yarar da var. Aksi takdirde direkt yayınladığınız zaman tamamen kamunun hizmetini aşmış gibi de olabiliyorsunuz. İleride mesela onu da yaşıyoruz. Bazen geliyor. Hocam benim materyalim diyor işte şeye düşmüş. İnternet ortamına düşmüş. Nasıl bir hukuki mücadele edeceğim? Bunun işte kaynağını bir bulma anlamında sıkıntı. İki, sen bununla alakalı bir lisanslama yaptın mı diyoruz. Hayır. O zaman sen zaten bunu internette açıklayarak kamuya mal etmiş oldun. Dolayısıyla hukuki bir yolda gitmeye kalktığınız zaman karşınızda böyle bir engel de ortaya çıkacak. Çünkü
ilgili kanunda diyor ki sizin internet ortamınızda bir şey yaymanız, bunu lisanslamadan zaten kamunun hizmetine sunmanız demektir. Kamunun hizmetine sunduktan sonra da o kişiler sizin eğer izin anlamında herhangi bir kısıt koymadığınız takdirde istediği gibi belli şartlarda kullanabilir diyor. Benim hani genel anlamda söyleyeceklerim bunlar. Yani daha teknik detaylara girilebilir illaki ama soru cevap kısmını da bir taraftan bırakalım. Evet Fatih Hocam teşekkür ederiz. Arkadaşlar programımızın ikinci bölümü yani soru cevap kısmına geçiyoruz. Buyurun söz hakkı almak isteyen arkadaş mikrofonunu açarak Fatih Hocam'ın sorusunu iletebilir. Hocam merhabalar. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim. Bu hafta sizinle birlikte bu dördüncü seminerimiz oldu. Ben aynı zamanda sizin yüksek lisans öğrencinizim. İnşallah yarın da dersimize. Ben konuyla ilgili size bir soru sormak istiyorum. Buyurun hocam. Biliyorsunuz sosyal medya üzerinden mesela birçok kişi kendi fotoğrafını veya beğendiği kendine ait kendi çekimi olan bir fotoğrafı paylaşabiliyor. Bu paylaşılan fotoğraflar sosyal medya platformunun dışında aynı zamanda arama motorlarında aradığımız zaman da karşımıza çıkabiliyor. Acaba bu noktada bu arama motorlarının yasal olarak uyguladıkları herhangi bir aksattıkları bir şey var mı? Bunu merak ediyorum. Ben mesela kendi ismimizi, soy ismimizi yazdığımız zaman Twitter, Facebook veya Instagram gibi sosyal medyadaki fotoğraflarımız arama motorlarında da karşımıza çıkabiliyor. Bir de ikinci olarak şeyden söz etmenizi isterim hocam. Bu cloud teknolojileri var biliyorsunuz. Telefon üzerinden birçok fotoğraflarımızı vesairelerimizi burada hafıza yetersizliğinden dolayı burada arşive ediyoruz. Acaba bunlar geleceğe yönelik bizlere bir sıkıntı olur mu? Biz bu teknolojinin içerisinde paylaştığımız görselleri aynı zamanda telifiyle birlikte mi paylaşmış oluyoruz? Yoksa sadece bir depolama olarak mı? Bu noktada bilginiz varsa aydınlatmanızı rica ederim. Teşekkür ederim hocam. Eyvallah Serdar hocam. Şimdi ilki yani sosyal medyaların araçlarından hangisinde olursa olalım bir kullanıcı üyeliği register yaptığımız zaman bir kullanıcı sözleşmesi çıkıyor. Biz genelde sözleşmeyi böyle hepimiz yani ben de detaylı okumuyorum. Ama orada birçok izni biz zaten baştan veriyoruz. Yani bu Facebook olur, Twitter olur, adı ne olursa olsun. Dolayısıyla oradaki aslında görselin biz üçüncü şahıslara iletilmesi anlamında bazı ön onayları vermiş oluyoruz. Bunu da bilerek ilk etapta açarak zaten ilgili firma da kurum da bunu bizden istiyor. Burada o güvenlik ayarlarını tekrardan bir gözden geçirmekte fayda var. O sizin ilgili fotoğraflarınızı, yazdığınız yazışmaları, hatta şu anda kullandığımız bilgisayardaki iletişim sistemleri bile bir hata raporunu diyor ki bana göndermek ister misin? Soruyor. Bu filtrasyonları, bu güvenlik duvarlarını bence bariyer anlamında iyi kullanmamız lazım. Aksi takdirde bununla alakalı Amerika'da çeşitli zaten davalar da açıldı. Kazananlar da oldu. Ama kaybedenler de oldu. Niye? Kaybeden niye kaybediyor? Sen zaten diyor sözleşme icabı bana şu şu tikleri işaretlemişsin. Kabul ediyorum demişsin diyor. O yüzden o arka plandaki sözleşmelere dikkat etmekte fayda var. Cloud anlamında ise yani ben kendim de kullanıyorum. Orada aslında içerik anlamında şöyle. Sizin paylaştığınızı sizin izninizin olmadan üçüncü bir şahısla paylaşmıyor cloud. Paylaşım izni veriyor. Biz derslerde de materyal paylaşımında da yapıyoruz. Orada paylaşmada bile aslında kısıt koyuyor. İşte sadece görüntüleyecek mi, düzenleyebilecek mi, okuyabilecek mi? Yani cloud teknolojisi çağımızın artık kaçınılmaz bir teknolojisi. Çünkü bu anlamda hafıza anlamında bariyeri ortadan kaldırmış oluyor. Ama bir taraftan da bu kullandığımız her teknoloji arka planda işte yapay zeka ile birlikte, makine öğrenme ile birlikte bir taraftan bizi onlara bir anlamda böyle mahkum ediyor. İşte o tabii olayın farklı bir boyutu. Siz mesela bir X firmasının aplikasyonunda bir şeyi beğendiğiniz zaman
başka bir sosyal medya hesabınıza geçiyorsunuz ya da bir ürün aratmışsınız işte Google'da. Bir aplikasyona geçiyorsunuz. Hemen o arattığınız ürünle alakalı size bazı tekliflerde bulunuyor. Niye? Çünkü sizin attığınız her iz diyoruz bunlara. O işte çerezler. Aramızda bilgisayar bölümünden hocalar da vardır. Daha iyi biliyorlar. O attığımız, her bıraktığımız dijital iz bize dönüp dolaşıp karşımıza yine çıkıyor. Bu anlamda tabii ilgili sözleşmeleri dikkatle okumakta yarar var. O güvenlik duvarlarını koymakta yarar var. Peki hocam, bir de şu hususa değinmek isterim. Acaba bu noktalara dikkat etmeden yaptığımız paylaşımı unutulma hakkımız var mı? Yani internet üzerinden kaldırılmasını talep edebilir miyiz? Herhangi bir telif beklemeden yüklediğimiz bir fotoğraf veya bu izinleri verdiğimiz bir fotoğraf veya akademik bir makale, bunun unutulma hakkı, eğer bize ait olduğunu ispatlayabilirsek geri kaldırılması noktasında tabii bu anlamda mahkemeye başvurduğunuz zaman veya ilgili firmalara sizin size ait olduğunu kanıtladığınız takdirde o görseli de kaldırıyor, o çalışmayı da kaldırıyor. Hatta gerekirse mahkeme erişim izni koyuyor. Yani o görseli veya o materyali hukuki boyut bu anlamda her zaman geçerli. Dolayısıyla sizin size ait bir çalışma başkalarının üzerinde gözüküyorsa hukuki mücadeleyle birlikte ilgili altyapısal anlamda hangi platformlardaysa oralara da özelden yazarak şey yapabilirsiniz. Hatta tekst bile yayınlayan var. Yani bu şekilde biz bilmiyorduk, yanlış yapmışız, özür dileriz diyenler de çıkıyor. Bu tabii çok kapsamlı bir boyut kıymetli hocalarım. Yani bize şey gelebilir ama açıkça söylüyorum. Yani yeri geliyor biz de bu şey yapabiliyoruz. Hataya düşebiliyoruz. Mesela en basitinden işte yapacağınız eğitimlerde işte bir anket yapmanız, öğrencileri aramızda belki bu anlamda işte lisansüstü yapan hocalarımız öğrencinin lisansüstü yapmasa bile performansını ölçmeye yönelik çeşitli anket, bu tarz sınav şeyleri yapabilir. Buralarda da karşılıklı onay almamızda yarar var ki şu anda ciddi anlamda bir etik sorunu var. İşte o da güven sorunundan kaynaklı. Hoca yapacağı materyali karşıya net açıklaması lazım. Karşıdaki kullanıcının da öğrencinin de ilgili anketse, çalışmaysa buna katıldığına dair onay vermesi lazım. Bu onaylar artık isteniyor. Aksi takdirde işte şunu dolduracaksınız, şunu yapacaksınız şeklinde bir süreç, sağlıklı bir süreç maalesef olmuyor. Evet, teşekkür ederiz hocam. Evet arkadaşlar, sorularla devam ediyoruz. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bir sorum olacaktı hocam. Şimdi biz özel kurumuz, ister istemez bir reklam yapmak zorundayız. Çocuklarımız bir başarı elde ettiği zaman işte bununla ilgili bir afiş hazırlayıp sosyal medyada paylaşıyoruz. Veya sınıfta bir etkinlik yaptık, bunun fotoğraflarını paylaşıyoruz. Bunun bize sıkıntısı nedir? Mesela benim kendi az önce örnek verdim. Kızımın bir fotoğrafını ilgili kurum paylaştı. Ben ertesi gün kuruma gittim. Benim bu kızımın paylaştığınız fotoğrafa dair verdiğim izni bana gösterir misiniz dedim. Yüzüme bakıyorlar. Dolayısıyla kıymetli hocalarım, yani bir öğrencinin fotoğrafı görsel paylaşacaksa muhakkak ve muhakkak reşitse öğrenciden, reşitse ise velisinden onay almamız lazım. Almadığımız takdirde hukuki süreç başlar. Hocam soruma yine devam ediyorum. Bu cevabınıza karşılık. Diyelim ki sınıfımızda 25 öğrencimiz var. Bunun 24 velisi izin verdi, bir tanesi vermedi. Toplu bir etkinlik yaptık. O vermeyen velimizin çocuğunu kenara koymak ne kadar doğru olur? O, yani veli bunu vermeyerek zaten arka plandaki psikolojik etkisi, işte o çocuğun maruz kalacağı durumları zaten kabul ediyor demektir. O sizi bu anlamda kurtarır. Hani çocuğu ama da hocam, anlıyorum. Eğitimciyiz. İzin vermemiş, 25 kişi var. Biri vermediyse, hani şey gibi değil bu. Miras kanununda hani %70'i geçerse gerisi %30'u kamulaştırır mantığıyla hak edemeyiz yani. Yok, hani eğitimci olunca ister istemez çocuğun psikolojisi bizim için daha önemli.
Ya ama şimdi şöyle, sadece bunu görsel olarak düşünmeyelim hocam. Sizler yeri geliyor geziler yapıyorsunuz. 25 kişilik sınıftan 24'ü izin verdi. İzin vermeyen çocuğu geziye götürebiliyor musunuz? Ama şimdi çocuk o gezinin içindeki olayları bilmiyor gitmediği için. Ama bir fotoğraf çekiminde veya bir etkinlikte o çocuğu dışarı çıkardığımız zaman ister istemez çocuğun psikolojisi olumsuz yönde etkilenecek. İşte bunların önüne geçmek adına kıymetli hocam, baştan işte dedim ya, karşılıklı saygı dijital etikte önemli ve sorumluluk. Baştan bu etkinlik yapılmadan önce izin anlamında ne gerekiyorsa almanızda fayda var. Bir etkinlik mi yapılacak? Ya da siz bunu toplu da alabilirsiniz. Yani senenin başında veliye bu anlamda işte yapılan etkinliklerin duyurulması, bu anlamda görsellerin paylaştırılması, onu kurumunuzun hukukçuları da vardır. Bir metin hazırlarlar. İlgili veliyle sözleşme, nasıl bir protokol imzalanıyor. Baştan bunu almanız takdirde bir sıkıntı yok. Ama almadığınız takdirde paylaşacağınız her türlü paylaşım sıkıntı yaratır. Teşekkür ederim hocam. Bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun, buyurun hocam. Hocam izini aldık. 2 sene çocuk bizde okudu. Daha sonra çocuk ayrıldı. O görsel veya videolar bizim sistemimizde veya sosyal medyada durması bizim için ne kadar sıkıntı olur? Hocam yani şimdi ben işin şöyle bir boyutu da olacak. Hani hukukçu değilim. Ben matematikçi ve iktisatçıyım. Ha, ben işim gereği de hukuki altyapıyı takip ediyorum. Yani yayın anlamında. Biz mesela yayınlarda sözleşmede 5 yıllık imzalıyoruz. Yani bize bu üst hakkı çoğaltma, yayın, işleme hakkını 5 yıl boyunca devrettiğine dair ben bir sözleşme yapıyorum karşımdaki muhatapla. Dolayısıyla 5. yıl bittikten sonra yine yeniliyorum veya yenilemek istemiyorsa yenilemiyorum ve o görseli paylaşmıyorum. Dolayısıyla sizin de burada akitlerde yani sözleşmede karşılıkta bir sürenin olmasında yarar var ki zannınca yani bunun hukuki boyut bakılır. Öğrencinin sizde kaldığı süre boyunca sizin bunu paylaşmanızda bir beis yok. Ama süre bittikten sonra paylaşılabilir mi? İnanın. O bir tık daha böyle hukuki bir kavram. Yani onun detaylı bakmak lazım. Teşekkür ederim hocam. Ben bir Evet şey sorabilir arkadaşlar. miyim? İzninizle bir şey sorabilir miyim hocam? Hocam. Şimdi Fatih hocam, öğretmenlerimizin talebelerimize vermiş olduğu ödevler var malumunuz. Bu günlük ya da haftalık olarak gerçekleşiyor. Çocukların da yani ödev etiği mi diyelim bunun adına? Yani hocalarımız çok özverili bir şekilde ödev beklerken kendilerinden kopyala yapıştır biçiminde son derece özensiz, özverisiz bir şekilde kendilerine ödev takdim ediyorlar ve bu öğretmenlerimiz açısından da çok ciddi manada bir hayal kırıklığına uğruyor. İşte en son üniversitede bizim yaşadığımız, biliyorsunuz, sınavlar dijital olarak yapıldığı için her ne kadar çok sıkı güvenlik tedbirleri alınmış olsa da mesela şimdi sınavları okurken de kopyala yapıştır şeylerinin olduğunu, yani çocukların kendi el emeği gözünü yorum dökmektense bizim intihal dediğimiz adını aslında efendim bilimsel hırsızlık, aslında hırsızlığın bilimselliği olmaz ama hırsızlık yaparak ödevlerini ve sınavlarını yaptıklarını görüyoruz. Burada yani sizin çalışma alanınızın kapsamında mı bilmiyorum ama öğretmenlerimizin işini kolaylaştırabilecek ne yapabiliriz? Yani öğrencilere biz bu meselenin ahlaki yönünü, etik yönünü nasıl anlatmalıyız? Yani bilimsel araştırma yöntemleri dersi veriyoruz ya biz üniversitede hocam. Yani kurumlarda da mesela böyle bir şeyi nasıl kapatabiliriz? Açıyor hocam, açıkçası. Eyvallah hocam. Yani şöyle, tabii karşımızdaki kitle bu anlamda az önce de söyledim, masumiyet karinesine sığınıyor. Diyor ki ben bilmiyordum. Ama bilmemek bu anlamda sorumluluğunu ve yükümlülüğünü bilmemek demek değildir. Sonuçta nasıl öğrenci bir ödül yönetmeliğine tabi ise disiplin yönetmeliğine de tabi milli eğitimde. Hakeza yüksek öğretim boyutunda. Biz lisanstan başlayarak yaptığımız oryantasyonlarda ki biz bu oryantasyonları önemsiyoruz. Kurum olarak sizler de dönemin başında ilk haftalarda bu eğitimleri veriyorsunuzdur. Zaten o yönde şüphemiz yok.
O eğitimlerde işte o oryantasyon eğitimi dediğimiz eğitimlerde sürece dair bu tarz bilgiler vermekte fayda var. Biz bunu hatta istatistiksel olarak da gözlemledik kendi üniversitemizde. Oryantasyon eğitimi yapmadan önce yani çocuk direkt liseden çıkıp üniversiteye geldiğinde daha üniversitedeki işte sınıf geçmeyi bilmiyor, disiplin yönetmenini bilmiyor, kopya mevzularını bilmiyor, işte ödevdeki bu intihal mevzularını bilmiyor. Dolayısıyla ciddi anlamda bu kes kopyalı yapıştır, sınavlarda kopya. Ama biz bunun başta bu eğitimlerde öğrencinin ödev ve sorumlulukları kapsamında bakın arkadaşlar kopya teşebbüs 6 ay. Kopya çektiğiniz zaman bir haftadan bir aya uzaklaştırma ve hatta bunun devamında da örgün eğitiminden çıkmaya kadar bunu tekrarladığınız zaman bununla muhatap olacaksınız dediğimizde üstüne basa basa inanın o kopya çekme oranları %17'lere %15'lere kadar düştü. Yani sınavlarda ödev mevzusunda ise ben kendim de yapıyorum. Bu anlamda hani üniversite olarak bizlerin bu intihal dediği az önce Yusuf hocamızın bilimsel anlamda bu hırsızlığı, etik ihlali tarayacak çeşitli altyapılar var. Sizlere bu anlamda ben Yusuf hocamla da Nurettin hocamla da paylaşırım. Ücretsiz bu tarz siteler de var. Belli kelime aralıklarına dair. Oralara mesela birkaç ödevi ya da gelen tüm ödevleri atarsınız. İlla ki kes kopyala çıkacak. Öğrenciye bunu gösterdiğiniz zaman bak kızım oğlum sen bunu almışsın işte Wikipedia'dan, ödev sepetinden, işte ödevkutusu.com'dan almışsın bana getirmişsin. Bu yaptığın senin yanlış bir. Bunu direkt yüzüne vurduğunuz zaman inanın öğrenci ha demek ki yapılan ödevler kontrol ediliyormuş. Bu anlamda bu bir suçmuş. Bir de bunun nasıl yapılması gerektiğine dair bir eğitimin verilmesi teknik anlamda süreci ister istemez olumlu anlamda yürütmemize sebebi verecek. Aksi takdirde yapmadığımız zaman öğrenci haliyle diyor ki ben o zaman hocam nasıl araştıracağım? Yani çocuk bir kaynak araştırmasını sadece Google'a yazmaktan biliyor. Ödev geliyordu mesela çocuk yazmış kaynakça. Ben diyorum ki kaynakça muhakkak belirteceksiniz. Teras internet kafe yazmış mesela çocuk. Gitti internet kafenin adını yazmış. Ya da google.com yazmış. Yani google.com diyerek sanki olaydan kurtulacağını zannediyor. İşte bu vereceğimiz eğitimler bu karşılıklı olacak. İster istemez süreci olumlu hale getirecektir. Bunu yapmadığımız takdirde işte bilimsel anlamda hırsızlık zamanla işte kurumdaki bazı şeyleri bu beraberinde getiriyor çalmasına. Hatta Allah korusun işte çocuk daha sonra gittiği kurumda bu anlamda olumsuz davranışlar yaşıyor. Çünkü buna alıştığı zaman yani fikri çalan bir sanat eserini çalan ileride somut bir şeyleri de çalmaya işte üstüne zimmet geçirme gibi gibi birçok şeyleri de beraberinde getiriyor. Ondan sonra malum yozlaşmaya olay gidiyor. Yani çok teşekkür ederim. Ben buradan kıymetli müdürlerimize, idarecilerimize belki bir bilgi notu olarak paylaşmak istediğim husus. Tabii ki özellikle Fatih Hocam'ın daire başkanlığı döneminde biz bu üniversitedeki etik, mütik vesaire meseleleri çok daha sıkı tutmaya başladık. Hatta komisyonlar da kuruldu bu çerçevede. Gençlik eğitim kurumlarında da bir etik komisyonun kurulmasını ben öneriyorum. Açıkçası şunun için öneriyorum. Hem biz çocuklardan zaman zaman bir ödevler yani veya dönem ödevleri veya kapsamlı ödevler talep ediyoruz. İkincisi kendimiz ders içerikleri hazırlıyoruz. Üçüncüsü bizim yakında inşallah yapabilirsek bir bülten vesaire projelerimiz de olacak. Çerçevede de mesela biz intihar programları kullanıyoruz. Kurumlar da bu programları kullanmaya başlayabilirler. Bizim komisyonlarımız var. Belki gençlik eğitimleri kurumunda da bu işin ehli hocalarımızdan oluşan ve işlerin geçtiği bir komisyon kurulmasını ben öneriyorum. Son derece önemli bir husus bu. Çünkü hukuki olarak, mali olarak, akademik olarak bizi çok sıkıntıya sokabilecek bir konudur bu. Özellikle dijital zamanlarda. Ben Fatih Hocam'ın bu hatırlatmalarının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum ve buradan bunun önemli bir not olduğunu tekrardan ifade etmek. Yani hocamın desteklercesine şöyle bir katkıda bulunayım.
böyle bir komisyonun varlığı açıkçası Milli Eğitim nezdinde çok da kıymetli ve örnek bir komisyon olur. Yani bu yüksek öğretimde yapılan şey hem tabana inmiş olur, öğrencilerin bu yapacağı ödevlerin, yani ne olsun, ya üreteceği bir çıktının komisyonu, nasıl bir disiplin komisyonu var, orada bir karar veriliyorsa, etik anlamında da bir yaptırım ve filtrasyon anlamında da böyle bir komisyonun varlığı bence çok kıymetli. Çünkü kurumsal anlamda çeşitli projelere başvuruyorsunuz. Ben onların da hani takipçisiyim. İşte TÜBİTAK projesi yapıyorsunuz. Bunun dışında çeşitli mevka ya da işte ajans, bakanlık, bu tarz projelerde de gelen metinlerin mesela filtrasyonu, kontrol edilmesi. Yani düşünsenize, bir proje başvurusu yaptınız, ödül aldınız ama o proje aslında başka bir, daha önceden bir kurumun bir projesi olduğunu farz edelim. Kuruma da ciddi zarar verir bu, bunun duyulması. Dolayısıyla bu tarz filtrasyonların önemi büyük. Hocam, ben bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Hocam, ben de hali hazırda yüksek lisans yapıyorum. Hatta geçen sene dersinize girmiştim. Füsun Hocam'ın öğrencisiyim ben de. Hocam, bu etikle ilgili dedikleriniz çok doğru ama biz bile şu an alan yazın taraması, literatür taraması böyle yeni yeni keşfediyoruz diyebilirim. Sanırım çocuklarımıza da bunu baştan itibaren öğretmek lazım. Yani doğru bir literatür taraması nasıl yapılır? Doğru kaynaklara nasıl ulaşılır? Sanırım önce bunu bir öğretmek lazım. Ondan sonra herhalde çocuklarımıza yavaş yavaş o istediğimiz kaynaklı, atıflı ödevleri bize getirecektir diye düşünüyorum. Aynen hocam, katılıyorum. Yani buradaki amacımız işte üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Yani karşıdaki çocuğu da düşünmemiz lazım. Çocuk ne araştıracağını bilmiyor. Yani ben bir taraftan akademik yazım dersine giriyorum üniversitede. Bu cuma mesela bir 4000 kişiye seslendik. Orada çocuklarla konuştuğumuz zaman bir üniversite birinci sınıf öğrencisi, Google dışında nereden aratılacağını bilmiyor mesela. Ya da belli birkaç arama motoru dışında. Burada işte doğru kaynağa nasıl ulaşacağı, sanki Wikipedia kelamı Allah kelamıymış gibi, oradaki her bilgi doğru bir bilgiymiş gibi düşünüyor. Bu tabii süreç, kolay değil. Ama kurum anlamında buna bir yatırım yapıldığında kaliteli nitelikli ürünler ortaya çıkar. Bu da kurumsal anlamda bir hem sistemi, kurumsal yapıyı da beraberinde getirmiş olur. Yani bu öneriyi daha somutlaştırmak adına belki Muharrem Hocam not etmek ister Haziran'da efendim. Yani Fatih Hocam üniversitede şu anda yani bizim nazarımızda şöyle bir konuma ulaştı. Yani tüm üniversitedeki sosyal bilimler araştırma yöntemleri veya bilimsel araştırma nasıl yapılır bir koordinasyon kurdu yani ve o dersi hoca veriyor. Tabii bölümlerde bu dağılımlar değişebiliyor. Ya gençlik eğitim kurumlarında bu mesela bu işlerden en iyi anlayan bilmiyorum, Sağ Uğur Hocam mı var, Fatih Hocam mı var, Nurettin Hocam mı var bilmiyorum ama yani tüm bu işleri koordine edecek bir sorumlu hocamız ve onun ile çalışacak bir efendim bilimsel araştırma komisyonu olabilir. Bu da kurumlar olarak bizi çok seçkin bir noktaya getirecektir görüşündeyim doğrusu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet arkadaşlar, var mı sorusu olan? Son 6 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Muharrem Hocam, kapanış için sözü size bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Nurettin Bey. Fatih Hocam, ben teşekkür ederim. Size sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Dünyadan böyle bize haberler verdiniz. Belki benim için böyle. Gençlerin, arkadaşlarımızın çoğu biliyordur diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Ben katılımcı arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Tabii bu dijital dünyaya adım attıktan sonra dijital dünyanın hukuki yapısı da önemliydi. Bu ifadeleriniz de bizim için çok çok önemli. Ben de notlarımı aldım. Yani biz de okulda, kurumlarda dijital eylemlerle ilgili öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin dikkat edecekleri konular nedir, ne değildir diye siz ifade ettiniz. Sunumu göndereceksiniz inşallah. Biz de bir ekip kuralım. Yusuf Bey de o konuya biraz temas etmiş oldu sağ olsun. Yani hakikaten bu yeni çağa, dijital çağa diyelim, ayak uydurmada,
mayınlara basmadan gitmenin yoluna bakalım. Yani buranın da hukuki yapısı yeni yeni oluşuyor. Belki kanunda yeni yeni tanımlar da gelecektir belki. Daha tam da yoktur bilebildiğim kadarıyla. Yani bizim böyle bir kültürümüz var. İlkokulumuzda, ortaokulumuzda, liselerimizde, disiplin yönetmeliklerimiz, şunlarımız, bunlarımız var. Ama bunlar yeni dönemle ilgili tanımlar yoktu. Bunlar da biz sizlerden aldığımız bilgilerle inşallah tamamlayalım. Yani biraz önce ifade ettiğiniz işte kaynak kullanımıyla ilgili hassasiyetler oldu. Öğretmenler açısından, öğretmenlerimiz açısından çok çok iyi oldu. Yani zamanı tanıma açısından, zaman ruhunu görme açısından. Ben ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Ben diğer öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Heyecanla takip ediliyor. İnşallah bunlar çok şeyler katacak bize arkadaşlar. İçinde yaşadığımız çağı daha iyi görme, daha iyi yürüme ve hem kendimize hem öğrencilerimize en faydalı bilgiyi ulaştırmada ayağımıza taş değmesini arzu ediyoruz. Burada bir anıyı paylaşayım. Hemen kurumlarımızdaki bu hassasiyetin bir kısmını arkadaşlarımla duymuş olsun. Geçen yılda tahmin ediyorum. Veliğimizin bir tanesi okulumuza geliyor. Benim çocuğumun fotoğraflarını hiç kullanmıyorsunuz. Hep başkalarını kullanıyorsunuz diye okul müdürüne anaokulumuzda diyorlar ki böyle böyle bir itirazda bulunuyorlar. Biz de sene başında bunların şeylerini alıyoruz. Muvaffakatlarını diyoruz ki çocuğunuzun fotoğrafını kullanabilir miyiz diye. O veli de vermemiş. Dolayısıyla arkadaşlarımız da kullanmamış. Tabii kağıt önüne konunca böyle istemiştiniz siz deyince ya ben böyle bir şey istemiş miyim falan diye böyle biraz böyle taaccüp ettikten sonra çocuk tabii evde baskı yapıyor. Anne diyor ki bizim çocuğumuzu niye kullanmıyorlar? Bizim çocuğumuzda bir şey mi vardı falan filan. Kendi aralarında da böyle muhabbet geçiyor. Arkadaş da üst düzey bir yönetici aslında. Kendisi de bu işleri az çok bilen biri. O kağıdı da görünce ben vazgeçtim diyor. Tamam kullanabilirsiniz. Tekrar i̇şte ona ha, yani hocam aynen. Yani sözlü çar yazı kalır. İşte evet. Siz o yazıyı sunduğunuz zaman olay tamamen artık evet, sorumluluk evet. Anlamında kişiye yüklemiş oluyorsunuz. Yani bizdeki bu kalite çağın gereksinliği anlamında hani bunlar önemli. Tabii kalite sistemlerinin bizdeki uygulanmasının getirdiği şeyler vardı ama bu kadar dünyanın geliştiğini ben sizin bu şimdiki durumunuzdan daha iyi görüyorum. Biz de bunun üzerine gidelim inşallah. Arkadaşlarla biz bunun gereğini yaparız. Ben tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Fatih Hocam yüz yüze görüşmek üzere diyorum. Allah razı olsun. İnşallah, inşallah hocam. Üniversiteyi de beklerim tüm hocalarımızı i̇nşallah. İmkan olduğu sürece. Yani zaten Yusuf Bey'e gittik yerinde bulamadık. Oraya bir daha gideceğiz. Biz size uğrarız inşallah. Hayır. Hayır. Diliyorum inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Herkese hayırlı akşamlar. Saygılar, hürmetler. Fatih Hocam, dijital etikten bahsetmişken program sonrası bizim YouTube kanalımızda toplantıyı paylaşmamızda herhangi bir sıkıntı var mı? Benim açımdan bir sıkıntı yok hocam. Hocalarımın açımdan sıkıntı yoksa. Hocam hocalardan da şöyle yapalım. Yani hocalarımızın açısından sıkıntıyı da şöyle. İşte onu lisanslayarak paylaştığımız zaman hiçbir sıkıntı yok. YouTube'da da teşekkür o paylaşımı lisanslama yapabiliriz hocam. Kamuya açık yapabiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Evet değerli öğretmen arkadaşlarım, başta Fatih Hocam olmak üzere. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz. Yusuf Hocam, siz de zaman ayırdınız, eğitimimize katıldınız. Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir başka hizmet içi seminerde görüşmek üzere diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.